Benim babam çok aksi bir adamdı. Bayağı aksiydi. İşte bana her akşam ne yaparsan yap, akşam ezanından önce evde ol derdi. Ben de evde olurdum. Olmak zorunda kalırdım yani. Düşünsenize yani deliyim, doluyum. Mahalleden arkadaşlarla sürekli vakit geçiriyoruz, top oynuyoruz ama akşam ezanından önce evde olmak zorunda kalıyorum. Neyse. Bir gün gene akşam ezanından önce evde olacağım. Gittim eve. Bir baktım babam yok. Herhalde dedim gene mesaiye kaldı. Neyse. Evde bir oturdum, iki oturdum. Baktım olacak gibi değil. Attım kendimi sokağa. Aradım arkadaşları da. Dedim oğlum benim vaktim bol. Hadi bir top oynayalım. Başladık top tepmeye işte. Vuruyorum gol oluyor, vuruyorum gol oluyor. Bir baktım Erol Bey. Saatler geçmiş biliyor musunuz? Saatler geçmiş. Gece olmuş size gündüz. Neredeyse hava aydınlanacak. Eyvah dedim. Bir koşturdum eve. Kapıyı açtım sessizce. Baktım evde çıt çıkmıyor. Babam gelmemiş herhalde dedim. Odalara dolaştım böyle sessiz sessiz. Hakikaten gelmemiş adam. Tam gittim işte. Bizim evin dış kapısını, sokak kapısını kapatacağım. Bir baktım kapıyı biri tuttu. Baktım babam. Şöyle bana baktı. Dedi, hayırdır dedi, nereye gidiyorsun sabah sabah? Ben de babama baktım. Babam tabii sabahçı kalmış. Üstü başı, kir, paz. Yorgun, argın gelmiş adam. Utandım. Diyemedim ki baba biz işte sabaha kadar top oynadık. Dedim baba okula gidiyorum. Tabii bunu deyince de... Dedi işte bu kıyafetle mi gidiyorsun? Dedim yok işte baba, çıkıp giyineceğim. Sonra dedim öyle gideceğim okula. Giydim kıyafetlerimi, sokağa çıktım. O sokakta, orada burada bütün günümü geçirdim. Akşama kadar sokaklarda dolaştım. Akşam oldu, okul vakti bitti güya. Eve döndüm ben de. Girdim içeri. Baktım babam yok. Dedim herhalde gene sabahçı kaldı. Bir gün oldu yok babam, iki gün oldu yok. Bir hafta oldu yok. Ya babamın gidiş o gidiş Erol Bey. Babam gitti bir daha da geri dönmedi. Neyse. Benim çok kolay bir çocukluğum olmadı. Çok kolay bir gençliğim olmadı. Sağ olsun Yalçın sayesinde çok kolay bir iş hayatım da olmadı. Yani anlayacağınız sürekli oradan oraya savruldum, durdum. Sonra Uluçınar'la tanıştım. Uluçınar'la tanıştım, oradaki insanlarla tanıştım. Sonra Uluçınar benim için hakikaten ama hakikaten aile oldu yani. Oradaki herkes istisnasız, herkes. Çok sevdim çünkü gerçek insanlardı, anlatabiliyor muyum? O insanlara çünkü öyle, öyle muhtaç oluyorsunuz ki Erol Bey, bu kadar şey yaşadıktan sonra. Neyse. Demem o ki Erol Bey, siz benim için çok önemlisiniz. Lütfen bir an evvel ayaklanın. Çünkü siz benim için Uluçınar'sınız.